Kanalımıza hoş geldiniz. Video içeriklerimizle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz ve bu bölümümüzde yine 90'lı yıllardan bir anekdotu sizlerle paylaşacağız. Bu kez hikayemizin kahramanı bir başka kadın vokal, Sertab Erener. 90'lı yıllardan bir anekdotu paylaşmıştık. Aşkın Üreyengi'nin Sezen Aksu'yla tanışma hikayesini. Ve geçtiğimiz bölümde ne demiştik? Aslında bu hikaye burada bitmiyor. Ardından Sertab Erener ve Levent Yüksel'in hikayelerini de, Sezen Aksu'yla nasıl tanıştıklarının hikayelerini de sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Çünkü her üçü de Sezen Aksu'yla tanıştıkları andan itibaren onun vokalistliğini yapmaya başlamışlar. Ve beraberinde Sezen Aksu prodüktörlüğünde yaptıkları ilk albümleriyle 90'lı yılların katalizör görevini gören projelerle karşımıza çıkmışlardı. Yani yeni kuşak şarkıcılara adeta ilham vermişler ve arkadan birçok yeni şarkıcıyla tanışmıştık 90'lı yıllarda. Ve geldik bu hikayenin devamına. Hikayenin devamında Aşkın Üreyengi yok ama bir başka kadın vokal var. O da Sertab Erener. Çünkü Sezen Aksu prodüktör olarak bir başka vokalistine albüm yapacaktı. O vokalist de Sertab Erener'den başkası değildi. Çünkü 1992 yılına geldiğimizde Aşkın Üreyengi'nin 90 yılında çıkan Sevgili albümünün ardından 1992'de Türkiye Sakin Ol isimli albümle ve Sertab Erener'le tanışacaktı. Peki bu albüm karşımıza çıkıncaya kadar geçen süre içerisinde Sertab Erener'le Sezen Aksu'nun nasıl bir ilişkisi vardı? Yani nasıl tanışmışlardı? 1964 doğumlu olan Sertab Erener'in hayat hikayesine kısaca göz atarsak Sezen Aksu ile nasıl tanıştıklarını da çok daha iyi ifade edebiliriz. Sertab Erener 80'li yıllara geldiğimizde konservatuar eğitimi görüyordu. Bir soprano sesti ve opera sanatçısı olmak istiyordu. Opera sanatçısı olmak isteyen Sertab'ın konservatuar yıllarında bu düşüncesi değişti. Artık opera sanatçısı olmak ya da operada şarkı söylemek gibi bir düşünceye sahip olmaktan öte o bir sahne şarkıcısı olmak istiyordu. Ve 80'li yıllarda bunu gerçekleştirdi. Dönemin önemli orkestralarında şarkı söylemeye başladı. İyi müzisyenlerden oluşan bir orkestrada Fatih Erkoç'la birlikte sahne alıyor ve sahne aldığı yer adeta dolup taşıyor, ilgi görüyordu. Yani 80'li yıllarda Sertab Erener albümlü bir şarkıcı olmamasına rağmen İstanbul'da sahne aldığı kulüp ilgi görüyor ve onun sahne performansı müzik dünyasında konuşuluyordu. Tabii ki Sertab'ın o yıllardaki başarısı bununla sınırlı kalmıyordu. Geniş ses aralığına sahip olan bu genç kadın vokal o yıllarda önemli reklam filmlerinin jingle'larını da seslendiriyordu. Açıkçası Sertab Erener sahne performansı ve reklam jingle'larındaki performansıyla özgüveni oldukça yüksek ve para kazanan, ekonomisi olan genç bir şarkıcıydı. Ama albümü yoktu. Kendi ayakları üzerinde duruyor ve sahne aldığı yerlerde kendisine gösterilen ilgiyi de fark etmekte gecikmiyordu. Bu özgüvenle birlikte onun müzikal hayatı devam ederken o yıllarda birlikte sahne aldığı orkestrada yer alan müzisyenlerden bir tanesi de Levent Yüksel'di. Levent Yüksel'le 80'li yıllarda Sertab Erener sadece çok yakın arkadaştı. 90'lı yıllara geldiğimizde 1990'da her ikisi de evlenecekti ve artık birbirlerine hayat arkadaşı olacaklardı. Biz yine 80'li yıllardan hikayemizi anlatmaya devam edelim. Nasıl olmuştu da Sezen Aksu'yla Sertab Erener tanışmıştı? Söylemiş olduğum gibi Sertab Erener'in o başarılı orkestranın önünde şarkı söylediği anlar ve onun performansının müzik dünyasında konuşulduğu anlarda Sezen Aksu da buna kayıtsız kalmadı. Bir gün Sertab Erener'i canlı performansta sahnede izleme fırsatını Sezen Aksu da buldu. İşte o gün Sezen Aksu'nun Sertab Erener'le ilgili olarak net bir fikri vardı. Sadece bir vokalist olarak değil, aynı zamanda albüm yapması gereken bir solist olarak da değerlendirmişti Sezen Aksu Sertab Erener'i. Ama önce Sertab Erener'in albüm yapıncaya kadar Sezen Aksu orkestrasında vokalistliğe başlaması gerekiyordu. Sezen Aksu net teklifini yaptı ama Sertab Erener kabul etmedi. Sertab Erener o anı ve o yılları Sezen Aksu'nun bir yıl boyunca teklifini neden kabul etmediğini şöyle anlatıyor. Ben o yıllarda bir solist olarak iyi bir orkestranın önünde şarkı söylüyordum. Şarkı söylerken insanlar beni dinlemeye geliyorlardı. Aynı zamanda reklam jingle'ları seslendiriyordum. Diğer taraftan Türkçe şarkı söylemek istemiyordum. Ben yabancı şarkılar söylemek istiyordum. Dolayısıyla hem keyfim yerinde hem iyi para kazanıyorum. Neden ben bir vokalist olarak hayatıma devam edeyim? Bunu neden yapmam gerekiyor? Yapmak istemedim. Dolayısıyla Sezen Aksu'nun teklifini kabul etmedim diye anlatıyor o yılları. Tabii ki bu reddediş sadece bir yıl sürecekti ve bir yıl sonra artık Sertab Erener de bir Sezen Aksu vokalisti olacaktı. Peki Sezen Aksu Sertab Erener'i nasıl ikna edebildi? Sezen Aksu şarkılar yazıyor ve bunu sıklıkla Sertab'la
YouTube'da paylaşıyordu. Sertab Erener o şarkıları beğenmiyordu. Çünkü kulağında yabancı melodiler vardı. Türk müziğine çok uzaktı. Türkiye'de sadece iki kadın vokale hayranlık duyuyordu. Biri Ajda Pekkan, diğeri Sezen Aksu'ydu. Sezen Aksu bir gün Sertab'a yeni yazdığı bir şarkıyı dinletti. Şarkının adı Oyun Bitti. Sertab bu şarkıyı duyduğu an Sezen Aksu da onu ikna edebildi. Aslında o an ikna olmadı. Sezen Aksu o şarkıyı dinleyen Sertab'ın şarkıya yükselmesinden sonra tamam ben senin ne istediğini şimdi anladım dedi ve arkasından diğer şarkılar gelmeye başladı. O günden sonra artık Sertab Erener Sezen Aksu'nun vokalistlerinden biriydi. Söndürdüm ben yangınları, külleri savrulup gitti. Diğer taraftan Sertab Erener'in Sezen Aksu'nun vokalistlik teklifini kabul etmesindeki önemli etkenlerden bir tanesi de Levent Yüksel'in de Sezen Aksu ile birlikte çalışıyor olmasıydı. Aslında tüm etkenler olumlu anlamda Sertab Erener'in kariyerini şekillendiriyordu. Sertab Erener bir taraftan Sezen Aksu'nun vokalistliğini yaparken aynı zamanda 80'li yıllarda dönemin popüler bazı şarkı yarışmalarında da performans sergiledi. Yine Eurovision şarkı yarışmalarında birkaç kez Türkiye elemelerinde boy gösterdi. Ne var ki beklenen başarıyı maalesef elde edemedi. Ta ki 1992 yılında karşımıza çıkacak olan Sakin Ol isimli ilk sol albümünü yapıncaya kadar. Ateşine baruta yan yana durmaz gönül dilinden al. Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünde gerçekleşen Sakin Ol isimli albüm yapılana kadar aslında Sezen Aksu için bu albümü yapmak hiç de kolay olmadı. Çünkü Sertab Erener'e ilk albümünde nasıl bir müzikal kimlik kazandıracağını Sezen Aksu çok ama çok düşündü. Çünkü herkes Sertab Erener çok iyi İngilizce şarkı söyler ama Türkçe şarkı söyleyemez diyordu. Sonuçta kendi prodüktörlüğünde Onno Tunç, Aysel Gürel, Atilla Özdemiroğlu, Uzay Heparı gibi önemli müzisyenlerin imzalarının da yer almış olduğu albümü yaptı. Albüm müzik marketlerde yerini aldığı ilk günden itibaren ilk 25 gün içerisinde 300 bin kopya sattı. Geçen zaman dilimi içerisinde ise albümün 750 bin kopya sattığına tanıklık ettik. Sertab Erener artık Sakin Ol isimli albümüyle birlikte bir vokalist değil, bir solistti. Ve bu albümün başarısıyla birlikte artık Sertab Erener geleceğin yıldız adaylarından biriydi. Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi'nin ardından ikinci kez bir başka vokalistini de yıldız yapma yolunda özgür bırakmıştı. Sertab Erener'in bu başarısıyla birlikte artık Sezen Aksu kariyerinde bir üçüncü adıma ihtiyaç vardı. Bir başka vokalistine albüm yapması gerekiyordu. O da Levent Yüksel'di. Bir sonraki müzik dergisi sayfalarında sizlerle Levent Yüksel'in ilk albümünün hikayesini, daha doğrusu Sezen Aksu'yla nasıl tanıştığının ve nasıl vokalisti olduğunun hikayesini paylaşacağız. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz sadece videomuzu beğenmekle kalmayın. Video içeriğimizi çevrenizle de paylaşın ve beraberinde abone olalım. Böylece video içeriklerinden anında haberdar olabilme imkanını yakalayalım. Şimdiden teşekkürler. Bir başka video içeriğimizde yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.